Alimler birbirlerine üç şeyi tavsiye etmiştir. Kimin iç dünyası güzel olursa Allah onun dışını güzelleştirir. Kimin ahireti düzgün ise Allah onun dünya işlerini düzeltir. Kimin Allah ile arası düzgün olursa Allah onun insanlarla arasını düzeltir. Bir adam bir alime şöyle yazmış: Bilgin Rabbin hakkında sana neyi kazandırdı? Nefsin ve dinin hakkında verdiği fayda nedir? Alim şöyle demiş: Bilgi delili sabit kılar, kuşku direklerini keser. Ömrüm bilgi aramakla geçti. Ondan kaçırdığımı idrak edemedim. Adam bu kez şöyle yazmış: Bilgi sahibi için bir nur, onun nasibi hakkında delil, sahipler derecesine ulaşmasına vesiledir. Alim ona şöyle yazmış: Bilgiyi ararken gençlerin ciddiyetiyle onu aradım. Fakat bilgiye ulaşınca onunla amel edemeyecek kadar da zayıflamıştım. Bilgide az bir miktarla yetinmiş olsaydım beni doğru yola ulaştıracaktı. Yani çok bilgi aradım ama ömür geçti diyor artık. Yaşlandım. Halbuki edindiğim bilgiyle amel etseydim, az bir bilgiyle de olsa, o da beni kurtaracaktı diyor. Şeyhimiz Ebu Abdullah el-Mücahid ile onun talebesi olan Şeyhimiz Ebu Abdullah bin Kaşum'un, ki onun Tedris'teki vekili ve imamlıktaki naibiydi, her zaman kağıt, mürekkep ve kalem ellerinde bulunurdu. Her ikisi de yarın Allah katında bilgi talipleri arasında yazılmak arzusuyla her gün bilgiden takdir edilmiş bir kısmı yazarlardı. Başka bir tavsiyeye geçiyoruz.